Dicleliler, sizi bu mutlu gününüzde rahatsız ediyoruz ama bizim de görevimizi yapmamız gerek. Ne oldu memur bey? Hayrola? Durum nedir? Mualla Hanım siz misiniz? Evet benim. Bendeniz emekli kimya öğretmeni Mualla Dicleli. Buyurun. Hakkınızda ihbar var Mualla Hanım. Bizimle savcılığa geleceksiniz. Bir dakika. Ne ihbarı? Savcı bey gerekli açıklamayı yapar. Nereden çıktı bu? Savcı bey teyze ne oldu? Niye geldi polis? Önemli bir şey yok. İşleri varmış. Halledip gidecekler. Ne oluyor? Ya oyumu kimlere emanet ediyoruz biz ya? Ne bu şimdi? Dur, öğreniriz. Dur, sakin ol. Hayır, buyurun Mualla Hanım, gidelim. Öyle hiçbir yere götüremezsiniz. Hangi gerekçeyle götürüyorsunuz? Hanımefendi, bize sadece Mualla Dicleli'nin savcılığa götürülmesi talimatı verildi. Hem de direkt savcılığa gidiyoruz, öyle mi? Hakkında ciddi bir ihbar var. Buyurun gidelim hanımefendi. Memur bey, bir açıklama yapar mısınız? Yani ne ihbarı bu, kimin ihbarı? Savcı bey gerekli açıklamayı yapar. Bakın ben Anadolu Adliyesi, 2. Aile Mahkemesi Hakimi Nazan Topluca. Tamam mı? Şimdi ne sebeple götürdüğünüzü açıklar mısınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Senin yapma, ne olursun ver, ne olur. Hayır. Yapma Selin, yapma yalvarırım, yapma. Hayır. Yapma bir tane, yapma. Hayır. Hayır, 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 hayır! Hayır! Selin. Tamam, tamam. Alamazsınız tamam. Kızımı. Tamam. Alamazsınız. Gidin. Gitsinler. Tamam. Kadir. Kadir ne olur aç gözlerini Kadir. Nerede kaldı bu ambulans? Geliyor. Nerede Semih kaldı? Aradık, geliyor Semih Hanım. Kalbi mi vardı acaba? Ne bileyim ya, yemeği mi fazla kaçırdı acaba? Hani ağır geldi herhalde. Madem kaldıramıyorsun, niye yiyorsun be adam ya? Çekilin. Çekil. Ölmedi değil mi? Ölmedi deyin ne olur. Ne olur ölmedi deyin. Yaşıyor deyin ne olur. Maalesef kaybetmişiz. Kalp krizi değil yalnız Mustafa. Şüpheli ölüm. Baksana ağzında köpükler var. Merkezi ara. Çabuk. Ölüm şüpheli diyebilir. Şüpheli mi dediniz? Nasıl yani? Kimse nasıl hiçbir yere dokunmasın. Olay yeri burası. Eşiniz zehirlenmiş olabilir hanımefendi. Şüpheli ölüm. Nasıl yani? Ne yaptınız siz benim kocama? Ne yaptınız kocama? Bizim ne ilgimiz ya, var ya? Arkası var hanımefendi, lütfen sen. Hapisler de kemirteceğim sizi. Yüzünüzü görmeyeceksiniz bir daha. Aşağılık katiller. Semih Hanım bizim... Aşağılık katiller. Ya tadımayız, etmeyiz. Olayla alakamız yok bizim ya. Ya evladımın üstüne yemin ederim bizim hiçbir şeyle alakamız yok. Kaya alçınları gözümün önünden bir daha gözüm görmesin. Beyefendi. Tamam da biz bir şey yapmadık ki. Semih Hanım'ın bizzat kendisi tuttu zaten. Bizim konuyla ne alakamız var? Uzatmayın, polis gelene kadar bekleyin. Kadir, Allah Allah. Kadir. Mahvedeceğim sizi, mahvedeceğim. Bittiniz artık siz, bittiniz. Yandık, bizden bir şey var, yandık. Ya biz bir şey yapmadık ya, şimdi ne olur sakin olur musun? Bak gerçekler elbette ortaya çıkar. Tamam, lütfen sakin ol. Oturacağım. Yok, istemiyorum. Yani illa aratacaksınız savcıyı bana, öyle mi? Koskoca hakime savcıyı mı arasın canım? Ne işi var savcıyla, ne işi var savcıyla?
Hakim Hanım, bize sadece hanımefendiyi götürme talimatı verildi. Yok, ben savcıyı arayacağım bize çünkü bilgi vermiyorsunuz siz. Öznur, neredesin? Telefonumu getirir misin lütfen? Öznur. Mualla Dicleli'nin oğlu Behram Dicleli'yi öldürüp gömdüğü ihbar edilmiş. Ne? Bir dakika. Teyzem oğlunu öldürmüş, sonra da gömmüş. Öyle mi? Siz ne dediğinizin farkında mısınız memur bey? Behram bitkisel hayatta ve şu an İsviçre'de bir klinikte tedavi görüyor. Orasını bilemeyeceğim. Bu ihbar yapıldıktan sonra savcılık derhal... Bakın ben size şöyle anlatayım o zaman. Muhtemelen bize düşman olan biri ortaya böyle bir iftira atarak bizim bu mutlu günümüzü mahvetmek istiyor. Tamam mı? İsterseniz şöyle yapalım teyze. Sen İsviçre'deki kliniği ara, hatta görüntülü ara ki memur beyler de Behram'ı bir görsün. Evet. Ara. Evet teyzeciğim, lütfen arar mısın? Hadi. Direkt savcıyla mı görüşeceğiz? Hadi gidelim o zaman. Teyze saçmalama, ne gitmesi Allah'ını seversen. Böyle asılsız bir ihbar yüzünden bu mutlu günü berbat mı edelim? Asılsız değil oğlum. Behram öldü. Ben de gömdüm. Ne? Ne yaptın? Behram zaten sona gelmişti. Birdenbire gidiverdi. Kuş gibi uçtu. Ben de defnettim oğlumu. İnanamıyorum sana teyze. Nasıl yaparsın ya? İyi, biz hemen bir an evvel gidelim, ifademizi verip gelelim. Daha nikah kutlayacağız, yemeklerimiz var, sürprizlerimiz var. Siz eğlenmenize bakın. Ben hemen gidip geleceğim. Hadi. Hocam. Yok bir şey. Kadın cenazesini kıldırmadan gömmüş çocuğu. Ya kusura bakmayın, size de böyle şey yaptık ama. Oğlum, özür dilerim ama gitmem lazım. Ne bu? Öldü mü? Öldü mü? Ben ölen birinden mi boşandım ben? Gömdü mü Behram'ı, söylemedi mi? Ali, hadi. Hadi abicim, hadi. Topla eşyalarını. Tamam, canını da al. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bizim eve. Bu manyak kadın deminde yaşamayacaksın herhalde, değil mi? Hadi, hadi. Şimdi evlendim ben. Boşanırsın. Annem hemen yarın davayı açar. Zaten hakime şu olayı anlatsan yeter. Hadi, hadi, hadi. Dur. Bir dur, gelme üstüme. Bir ne olduğunu anlayalım. Bir dur, bir şey isteme benden. Bir dur. Sakin. Ya anne kadın oğlunu gömmüş. Bayağı bildiğin gömmüş ya. Hala ne diyor bu? Ozancığım tamam, sakin olmamız lazım. Oğlum haklı oğlum. Yani yapma, gözünü seveyim. Bir anlayalım önce. Ya kahramanla ne ilgisi var ayrıca? Belki var, bilmiyoruz ki. Belki de var. Ozan sen görmedin mi? Çocuk da bilmiyor işte. Burada öğrendi. Ha, sen kalacaksın bu evde yani. Sen niye beni anlamıyorsun ya? Ya can burada, ben evlendim. Gidemem. Niye anlamıyor beni? Sakin ol. Hala ne diyorsun? Hala ne diyorsun ya? Ozan, oğlum haklı, can var. Dur oğlum. Anne. Çok kötüyüm ya. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Sakin ol. Bak birazdan polisler gelecek. Bu sözleşme vardı yani. Hı. O senin yanında mı? Yok ama telefonda fotoğrafını çekmiştim. Fotoğrafı tamam, var. Tamam. Sıkıntı değil. Bak polisler gelince onu göstereceğiz. Tamam mı? Sonra onlar bizi salacaklar buradan. Öyle sen... mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Öyle olacak. Normal prosedür bu. Merak etme. Ya sen de oğlumun nikahına yetişemedin. Eğer burası hızlı çözülürse ben seni arabayla bırakırım, tamam mı? Tamam. Sen düşünme şimdi. Allah.
ver artık ben ne olur. Lütfen. Seni lütfen ver artık seni. Lütfen. Yaşatamadım mı seni kızım? Seni de mi yaşatamadım? Karnımdaki bebeği de yaşatamamıştım anneciğim. Ne olur böyle konuşup durma. Ne olursun. Seni yaşatamadım ben. Ne olursun. Çok özür dilerim. İkinizden de çok özür dilerim. Ama anneniz uğursuz. Siz de talihsizsiniz. Benim ellerime düştünüz anne. İkinizden de çok özür dilerim. Çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben bakayım. Niye geldin baba? Uğursuz gelinini görmek için mi? Seni. O nasıl laf kızım? Koruyucu anne olmuştum. Seni koruyacağım diye söz vermiştim. Sözümü tutamadım. Ben dokunduğum her şeyi kurutuyorum baba. Ben uğursuzum. Uğursuz değilsin Selin. Sen iyi bir insansın. Ama çok fazla şanssızlık yaşadın. Seni mi suçluyor? Kendini suçlama ne olur. Ama şimdi bebeği vermen lazım. Sen biraz daha tut. Ama canlanmayacak değil mi? Canlanmayacak. Kızımıza veda et Tolga. Koruyucu annen seni yaşatamadı da. Koruyucu annen seni yaşatmayı beceremedi de. Serra beni yalnız bırak. Baba ben ambulansla gideceğim. Tamam. Ben arabayla arkandan geliyorum. Hastanede görüşürüz. Neden ağlamıyor senin Oğuzhan amca? Katıla katıla ağlaması lazım Oğuzhan amca. Neden ağlamıyor? Çok da çünkü. Ağlayacak. Kana kana ağlayacak. Sen yanından ayrılma. Yalnız bırakma. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Sağ ol. Zeynep'miş adı. Anne babası Zeynep koymuş ismini. Üç çocukları varmış. Dördüncü olunca bakamayız demişler. Koruyucu aileye vermişler. Yazık. Biz aslında evlat edinecektik ama yeni evli olduğumuz için
Yapılamıyormuş öyle. Evlat edinmeyince de ismini koyamıyormuşsun. Biz de dedik ya şimdi, nüfusta Zeynep yazsın. Biz de bir isim koyalım. Büyüyünce de hangisini kullanmak isterse onu seçsin. Ne koydunuz? Fırsat olmadı ki. Uyudu mu? Yedi mi bir şeyler? Evet evet, yedirdim bir şeyler. Annesi nerede kaldı acaba? Çalışıyorlar yavrum. Arayalım mı anne? Hem dayıma da haber verelim. Çocuğum niye arayalım dayını şimdi? Çalışıyor insanlar. Uyudu mu Öykü? Uyudu. Can uyudu mu? Uyudu. Güzide Hanım, ben 5 dakikaya hazırlarım sofrayı, hep beraber yeriz. Yok yok, sağ olun, teşekkürler, biz yemeyiz. Siz bilirsiniz. Oğlum bir ihtiyacım var mı? Yok, sağ olun. Peki. İpek, gel bak senin sevdiğin. Ah, Sezai abi sen miydin? Benim. Ne var? İpek de gelmemiş anlaşılan. Aradım ama geç kalacağım demedi. Meşgul demek ki. Ben de aradım, bana da açmadı. Sen nikaha gitmedin mi? Gitmedim Neva'ya. Nikaha gidecek tadım var Allah aşkına. Abi sen Güzide Hanım'a İpek'in şey yaptığını söylemedin değil mi? Söylemedim ama söylemek lazım. Abi kurban olayım, söyleme, ne olur söyleme. Bilmesi lazım Neva. Ya öğrenirse? O videoyu bulan kadın söylerim mi diyor? Yok, eşim söylemez bir şey. Tamam işte ya, bilmesin, ne güzel. Bak saadetiniz bozulur. Açıklarım, izah ederim. Kızımın tedavi ihtiyacı var derim. Yüzü de anlayışlı kadındır. Mutlaka hak verecektir bana. Ama benim cesaretimi toplamam lazım, tamam mı? Nasıl söyleyeceğim ya sevdiğim kadına? Kızım seni öldürmeye kalkmış, nasıl söylerim ya? Ağrısı vardı ne ateşi vardı. Sen de gördün işte, gülücük dağıtıyordu etrafını. Böyle bir şey nasıl? Selin haklı biliyor musun baba? Haklı ama uğursuz olan o değil. Uğursuz olan benim. Ben kötü biriyim baba. Ben etrafıma çok zarar verdim. O yüzden geliyor bunlar benim başıma. O yüzden bunun bedelini ödüyorum ben. Oğlum yapma oğlum. Bir sürü şanssızlıklar yaşadınız sadece, o kadar. Bütün şanssızlıklar beni mi bulacak baba? Böyle. Öyle mi devam edecek? Hayattaki bütün şanssızlıkları ben mi yaşayacağım? Doktor bey. Başınız sağ olsun. Ölüm sebebi nedir? Doğal ölüm. Doğal ölüm ama neden? Ani bebek ölümü sendromu Tolga bey. 6 aya kadar bebeklerde rastlanıyor. Tamam ama biz yanlış bir şey yaptık ki tetikledik bunu yani. Hiçbir şey yapmadınız. %100 sağlıklı bebeklerde de görülür. Tıbben bir açıklaması yok maalesef. Açıklaması nasıl yok? Açıklaması olması lazım ya. Ölüm bu ya. Bir açıklama arıyorsunuz. Anlıyorum ama inanın yok. Kendinizi suçlamayın. Rapor birkaç günde çıkar. Tekrar başınız sağ olsun. Hadi oğlum.
Gidelim. Ne yapacağım baba bundan sonra? Ben şimdi nasıl devam edeceğim? Selim perişan. Biz nasıl yaşamaya devam edeceğiz seninle? Birbirinize destek olarak. Omuz omuza vereceksin. Tamam. Anne Mualla'nın Behram'ın öldüğünü niye sakladığını anlayamıyorum ya. Ayrıca kadın inkar da etmedi. Evet öldü. Ben de gömdüm dedi. Yavrum Behram öldü ya. Nikah düşer yani. Oylum'la Behram'ın nikahı sonlanır. Oylum kaçar diye. Kaçıp gelseydi Oylum'la. Evlendiyse kahramanla. Sevdiğim için evlendim ben kahramanla. Ya öyle yapma Allah aşkına ya. Kahramanı seviyor olamazsın herhalde. Niye? Kahraman sevilecek biri değil mi? Ya uf, senin kimi sevdiğini bilmiyoruz sanki. Can. Derhal savcıyla görüşmek istiyorum. Derhal. Savcı bey şimdi alacak Semiha Hanım. Hayır, hemen, hemen diyorum. Beklemek istemiyorum. Hani bizi sözleşmeyi gösterince salacaklardı. Kadın bizi suçluyor, resmen zehirlediniz diyorlar. Ya tamam eşim dur, bir sakin ol. Ben bir ablamı arayayım. Ara, ara çabuk. Kolay sanıyorsun değil mi Ozan? Kolay sanıyorsun böyle bir hayata. Sürekli oğlunun kaçırılmasını, sürekli ağlamasını, sürekli mutsuz olmasını sen kolay sanıyorsun. Tamam, tamam kızım. Sen Mualla'dan mı korkuyorsun? Sen beni niye anlamıyorsun hiç? Korkacak bir şey yok oğlum. Ayrıca o kadın oğlunun öldüğünü senden korktuğu için gizlemiş. Ozan, sen benim ne yaşadığımın farkında mısın? Neler geçirdim? Oğlum, kapat şu konuyu. Kusura bakma artık ya. Kapatın. Gerçekten anlamıyorum seni. Anne, hadi. Hadi artık, hadi lütfen. Lütfen, gidebilir miyiz artık? Nereye? Burada hala oturuyoruz. Hadi. Oğlum, oğlumu yalnız hadi bırakacağız. Hadi gidelim, o da gelsin. Tamam anne, yok, gerçekten gidin. Olmaz kızım benim, içime sinmez burada yapayalnız senin. Anneciğim, arkama. Hadi lütfen. Tamam anne, kızın haline bak. Ben de canın yanına çıkacağım anneciğim. Zaten. Anneciğim. Tamam Ozan, tamam. Hadi kalk, al şu çocuğu. Al hadi telefon. Efendim Ümit. Alo abla. Ya abla, başımıza neler geldi sorma. Ay ne geldi Allah aşkına, ne? Ya bu yemek için gittiğimiz Kadir Akın Aslan var ya. Ya yemek yerken öldü, siz zehirlediniz diyorlar. Savcılıktayız şu an. Nasıl öldü? Aa, ne zehirlenmesi ya? Kadın bizi suçluyor diye avukatlarıyla gelmişti. Ya kadın avukat ordusuyla gelmiş abla. Resmen bizi suçluyor ya. Manyak mıdır nedir? Tamam tamam, kapat. Kapat, geliyorum ben. Tamam. Ne? Ne? Kim? Niye ölmüş? Zeyno, sen Öykü'yü al, bir taksi çağıralım yavrum. Siz eve gidin, tamam mı? Tamam Hakim Hanım. Bizim Ozan'la bir işimiz var. Tamam, Furkan bırakır siz. Anne ne oluyor? Yahu dayının gittiği davet var ya, yemek yaptı. O iş adamı zehirlenmiş, yemekten zehirlendi demişler. Şüpheli ölüm. Savcılıkta. Ne? Ne? Hadi. Ben çantaları alayım. Tamam, al. Hadi. Tamam, Furkan'a söyleyeyim ben. Tamam, tamam hadi. Tamam. Hayatınızı karartacağım sizin, hayatınızı. Bittiniz. Bak, artık bak, burama kadar geldi. Hiçbir şey mahvolacak. Ya hadi git oradan. Mahvedeceğim sizi. Ya hadi git oradan. Mahvedeceğim. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Tamam. Ya şuna bak Yeşim ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Tamam, tamam. Ya burama kadar geldi ya artık Yeşim. Tamam Ümit abi, tamam. Ne oluyor anlamıyorum ki. Tamam haklısın, benim de kan beynime sıçradı ama tamam. Güzide abla gelince halledecek hepsini, merak etme. Bize mi geliyor bunlar? Nazan abla, hayırdır? Vallahi hayır mı şer mi göreceğiz de. Asıl sizin ne işiniz var burada? Ya sorma Nazan abla. Ay nereye gitsek Dünür'ün yakınlarıyla burun buruna geliyoruz ha. Ne haber Mintoni? Sizin ne işiniz var burada? Ay siz banka mı soydunuz yoksa iki kafadar? Aşk olsun Mualla Hanım, Mintoni ne demek? Bak ya. Banka soygununa alınmıyor ama Mintoni'ye alınıyor. Ya teyze. Yani yeri sırası mı ya? Ya gerçi sen artık Mintoni değilsin, sen nikahlandın. Mintoni'lik geçmişte kaldı.
Ne yaptınız siz? Niye buraya düştünüz? Bu hala Dicle'li. Hadi. Tamam, tamam. Hadi gel, tamam. Ya şimdi tamam, tamam. Bir de bununla uğraşıyoruz ya. Tamam ya. İyi akşamlar savcım. İyi akşamlar. Hakim Nazan Topluca. Hoş geldiniz. Sizi tanıyorum Nazan Hanım. Aile Mahkemesi hakimisiniz. Evet. Teyzem Mualla Dicleli, kuzenim Kahraman Sarpoğlu avukatlarımız. O maşallah. Bayağı kalabalık yapmışsınız. Buyurun oturun lütfen. Sağ olun. Mualla Hanım, neden burada olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum efendim. Ölmüş evladımı gömdüm. O yüzden. Öldüğüne dair bir rapor, resmi belge aldınız mı? Rapor yok, almadık. Neden almadınız? Öyle icap etti. Ailevi meselelerden dolayı. Sayın savcım, ihbara konu olan Behram Dicleli 2023 Haziran ayında eşinin doğum yaptığı esnada aynı hastanenin bahçesinde vuruldu ve yoğun bakıma kaldırıldı. Faili bulundu, adalete teslim edildi. Ancak kısa bir süre sonra Behram Dicleli'nin hayati fonksiyonları durdu ve yaşam destek ünitesine bağlandı. Ve o tarihten beri bitkisel hayattaydı kendisi. Bunlar da belgeleri, buyurun. Behram Dicle'nin ölümü doğal ölümdür. Ancak annesi Mualla Dicleli tarafından usulsüz şekilde defnedildiği doğrudur. Bir soruşturma açmak zorundayız hakim hanım. Açın efendim. Ne gerekiyorsa yapın. Ben cezamı çekmeye razıyım. Ah, Mustafa abla. Abla, abla, abla nihayet ya, nihayet. Dayı, ne bu saçmalık ya? İyi misiniz? Ya bittik oğlum biz ya. Bittik, vallahi yandık bu sefer. Güzide abla, Öykü nerede? Merak etme, ben onu Zeynep'le eve yolladım. Ne oldu Ümit'ciğim? Ya zehir koydum abla. Olan o oldu yani. Zehir koydum, fare zehir koydum ya. Adamın yemeğine o oldu yani. Dur yahu, sakin ol ablacığım. Dur bir dakika. Yani şey, ne oldu? Yemeğin içine acaba farklı bir şey kattın da adama alerji falan mı yaptı? Ya tabii tabii abla ya. Zaten Ümit hiçbir şey doğru yapamaz değil mi? İlla ki bir hata yapmıştır. Ümit'ciğim Allah aşkına sakin olur musun oğlum? Onu söylemiyorum ya. Ya yani bu adam sizin yaptığınız yemeği yedi ve zehirlendi. Sen söyledin değil mi? Zehirlenmeden şüpheleniyorlar. Ya normal prosedür böyle. Tabii ki sizden şüphelenecekler. Tabii ki önce sizi soruşturacaklar. İşin prosedürü bu. Peki bizi hapse mi atacaklar? Hayır be yavrum, aman sakin olun Allah aşkına. Dur sakin ol. Of. Abi, hadi artık biz oturalım bari. Bak yemek için geç oluyor. Çok geç oldu. Neva. Hı. İpek gitti de bana söylemiyor musun yoksa doğru söyle. Ha? Abi olur mu hiç öyle şey ya? Yok öyle bir ne şey. Ne bileyim? Ha, bak geldi işte. Kızım nerede kaldın, çok merak ettim. Hoş geldin. Peyin baban çok korktu gelmeyeceksin gittin diye. Gideceğim zaten. Yani istediğim cevabı alamazsam gideceğim tabii. Bu süre içinde bir karara varmışsındır diye düşünüyorum baba. Kızım ne olur artık bırak bunları ya. Konuşma böyle benimle. Ne olur. Baba. Senden sadece bir cevap istiyorum. Güzide mi? Ben mi? İpek. Baba, çok basit ya. Çok basit bir cevap vereceksin sadece. Kızım ikiniz de benim hayatımın. Yok. Yok öyle. Kıvırmak yok. Net bir cevap istiyorum. Ya ben? Ya Güzide? Canım kızım. Sen benim canımsın, kalbimsin. Ciğerimsin sen benim. İnsan
Kalbi olmadan yaşayabilir mi? Ciğeri olmadan nefes alabilir mi kızım? Ben sensiz yaşayamam. Yaşamışsın. Gayet güzel yaşamışsın ben Kanada'dayken. Yarım yaşadım. Eksik yaşadım. Ona yaşamak mı diyorsun kızım sen? Yani. Ben sensizlik imtihanını verdim kızım. Ben sensiz yaşayamam. Bir daha da o sınava girmem ben. Baba. Babacığım biliyordum benden vazgeçemeyeceğini. Biliyordum. Canım. Ben de sensiz yaşayamam. Ben de sensiz eksiğim biliyorsun. Ah kızım. Hadi sofraya oturalım hadi. Hadi. Delim. Kim? Bir müvekkilim arıyor ben. Bakayım şuna. Ya Sezai amca kusura bakma bu saate rahatsız ediyorum seni de ama. Önemli değil oğlum. Söyle ne oldu? Ya bir durum var. Annem rahatsız etmedi de ama ben dayanamadım. Oğlum ne rahatsız etmiş? Söyle hadi dinliyorum. Kimle konuşuyor? Bilmiyorum duymuyorum ki buradan. Camı açsana biraz. Kapattım. Geliyor galiba. Geç 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 geç. Kötü bir şey değildir inşallah. Yok, yo, kötü değil de işte müvekkil için kötü tabii. Karakola düşmüş. Gitmem lazım. Bir şey yazaydın abi. Gelince yarım artık Neva. Siz beni beklemeyin oturun. Tamam kızım. Çıkıyorum ben hadi. Tamam babacığım kolay gelsin. Görüşürüz. Nana. Canım. Nana ben çok mutluyum. Babam sonunda beni seçti. Ya kimi seçecekti? Canın babanın canından, kanın babanın kanından. Da. Da mı? Ne demek istiyorsun? Gereğini yapmayacak mı yani? Vazgeçmeyecek mi Güzide'den? Ne demek istiyorsun? Vazgeçecek. Eninde sonunda vazgeçecek. Ama öyle hemen seni seçti diye rahatlama. Yani o kadını bir kalemde silemez. Bunu diyorum. Uyumana bile müsaade etmedik değil mi oğlum? Affet bizi ne olur Behram. Nasıl manzara ya teyze? Behram'ı bu halde görmek, böyle görmek içine siniyor mu senin? Bu ne ya teyze? Söyle. Behram bunu mu hak ediyordu? Behram'ın cenazesi böyle mi olacaktı? Sen oğluna bunu mu reva gördün teyze? Tamam kahraman. Olan olmuş işte tamam. Ne olan olmuş ya? Ne olan olmuş inanamıyorum ya yapacaktık. Biz yapacaktık ya cenazesini yapacaktık. Mezara gömecektik. Son görevimiz neyse elimizden ne geliyorsa yapacaktık ya izin vermedin. Bunu bile yaptırmadın. Niye yaptırmadın teyze bu ne böyle ya? Nasıl bir annesin sen? Yeter. Benim için kolay mı oldu sanıyorsun? Oğlumu toprağa vermek, canım acıkmadı, içimi kanatmadı mı sanıyorsun? Ben istemez miydim? Anlı şanlı toprağa vermek oğlum. Niye yapmadın o zaman? Niye yapmadın geldin böyle bir çiftliğin köşesine sessiz sedasız gömdün Behram'ı, niye? Mecburdum. Mecburdum anlasana. Behram öldü deseydim, oğlumu tutabilir miydik? Alırdı torunumu. Kim bilir dünyanın hangi ülkesine kaçıp giderdi. Sonra bulabilirsen Berhan Dicle'liyi. Bahanem bu mu? Bu mu? Bahanem değil. Mecburiyetim. Biz Dicle'liyiz kahraman. Bizim bir aile şerefimiz var. Bir soyumuz, sopumuz var.
Biz alnımızın akıyla 20.000 kişinin yüzüne bakıyoruz kahraman. Benden niye gizledin? Ha? El miyim teyze ben? Ben Behram'ın kardeşi değil miyim? Gizlemesem göz yumacak mıydın? Oylumla evlenebilecek miydin? Torunum kucağımızda kalabilecek miydi? Oylumla sen evlenene kadar dayanabilseydi. Zaten sorun yoktu. Dayanamadı. Işık söner gibi söndü. Uçtu gitti canım. Yine de böyle olmamalıydı. Behram bunu hak etmiyordu. Oğlum, alın hadi. Bir dakika, bir dakika. Bir izin verin. Evladım. Bizi affet Behram. Seni layığıyla uğurlayamadık. Hak ettiğin gibi bir cenaze yapamadık sana. Yattığın yerde huzurlu uyu. Beni de affet. Sevmemek elimde değildi. Denedim. Affet. Alın hadi. İstemezdim oğlum. Affet beni. Bütün Diyarbakır cenazene aksın. Onca insan Kenan Tahir Dicle'nin oğluna Fatiha okusun isterdim. Ama olmadı. Mecburdum oğlum. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Affet beni oğlum. Sen rahat uyu oğlum. Oğlum bizim yanımızda. O beti işleli. Allah'ım seni benden aldı ama. Oğlunu kimse alamayacak. Serra. Geldiniz mi? Ben de şunları katlayayım dedim. Göz önünden çıksın diye. Görmek hiçbirimize iyi gelmiyor. Selin nasıl? Aynı. Dönenceyi çalıştırıyor sadece odada o kadar. Ben bir çıkıp bakayım. Aşağı inelim mi bir tane? Hı. Adını Tomurcuk koyalım mı? Selin.
İlkokulda bir arkadaşım vardı. Adı Tomurcuk'tu. Çok severdim Tomurcuğu. Ama İzmir'e taşındılar. Öyle üzülmüştüm ki taşındıklarında. Zeynep, Tomurcuk, Kaşifoğlu. Fena değildi mi? Hem Tolga'yla da uyumlu. Yapma seni. Tolga'nın kızı Tomurcuk. Yapma. Korkma. Korkma, delirmedim. Kızımızı kaybettiğimizi biliyorum. Keşke delirse. Uğursuz Selin kafayı kırsa keşke. Uğursuz uğursuz gülse. Herkes onu gösterse. Bu kadın işte deseler. Karnındaki bebeği de, kucağındaki bebeği de yaşatamayan bu uğursuz kadın deseler. Sen uğursuz değilsin. Biz uğursuz değiliz. Sadece o kadar, o kadar şanssızız ki. Keşke ben olsaydım. Hayır. Hayır. Ya abla, abla baya baya götürüyorlar. Dur oğlum, mahkemeye çıkıncaya Güzide kadar abla, sabırlı olun. Bırakmayın, bırakmayacağım lütfen. Yavrum, merak etme. Güzide abla, Öykü'ye söylemeyin tamam mı? Yokluğumu hissettirmeyin. Tamam kızım, merak etmeyin. Mahkemeye çıkacaksınız, sakin olun. Anne, ne olacak peki şimdi? Yani tutuklandılar mı? Hayır oğlum, mahkemeye sevk edilecekler. Zaten savcıyı ikna ettim. Güvence bedeliyle salıvermeleri için ikna edecek. Güzide. Talepte bulunacak. Ha? Sezai, niye geldin? Sizin için geldim. Ya ben haber verdim anne. Niye rahatsız ettin oğlum? Ne demek ya rahatsız ettin? Olur mu öyle şey? Kardeşim gözaltına alınmış. Haberimiz olmayacak mı Allah aşkına? Olurdu da yani yarın söylerdim. Neyse, durum ne şimdi? Vallahi durum kötü. Yemek yapmış bunlar. Adam da yemiş ve ölmüş. Mahkemeye sevk edildiler. Durum bu. Ondan değildir ya. Başka bir şeydir. Bunca zamandır biz yiyoruz yemeğini Ümit'in. Olsa bize bir şey olurdu. Anne ben dışarıdayım, bekliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Her zaman yanımızdasın. Lafı bile olmaz. İhtiyacın olduğunda yanında olacağım tabii ki. Her zaman mı? Her zaman. Söz mü? Söz. Ani bebek ölümü sendromuymuş. Öyle mi? Evet. Ama yine de soruşturma açılacak, değil mi? Açılacak tabii. Ama bir şey çıkmaz. Söndüreceksiniz değil mi? Gözüme vuruyor da. Yo. Rica etsem
Yani böyle uyunmaz çünkü. Etme bence. Peki madem. Geçmiş olsun kardeş. Hayırdır, niye düştün? Dilini mi yuttun? Alo, sana diyorum. Yok, yutmadım da yemek işi... Ümit Özgüder, avukatınla görüşeceksin. Tamam, ablam avukatım da. Hadi be. Ablasıymış avukatı. Çok da umurumuzda. Sezai abi, sen mi geldin? Otur gel. Ablan Yeşim'le konuşuyor. Ben de sana geldim. Kabul edersen tabii. Ne demek abi kabul edersen? Tabii ki. Ümit'ciğim geçmiş olsun. Bir şanssızlık olmuş. Ama halledeceğiz, tamam mı? Dert etme sakın. Sağ ol abi. Abi kurtar beni buradan. Kurbanın olayım, kurtar beni. Ya içeride nasıl adamlar var inanamazsın. Ya gece böbreğimi falan çalsalar kimsenin ruhu duymaz. Ne diyorsun oğlum ya? 7/24 gözetim altındasınız burada. Her yer kameralarla dolu. Olur mu öyle şey? Ya bir şey olsa gelip kurtarırlar mı diyorsun? Oğlum sakin ol, güvendesin. Merak etme. Abi yemin etmekten dilimde tüy bitti ama yemin ederim biz bir şey yapmadık abi. Ya mümkün değil yani, olamaz. Mümkün değil. Ya yaptığım yemeklerin tadına ilk ben baktım. Bir şey olsa bana olurdu. Tabii ki öyle oğlum, tabii ki biliyorum. Şimdi bizim bak ilk işimiz sizin tutuksuz yargılanmanızı sağlamak. Ona uğraşacağız. Abi ne olacak sen söyle. İçini mi rahatlatayım istiyorsun? Yok abi. Sen gerçek neyse onu söyle. Gerçek? Kesin salıverilirsiniz, tamam mı? Merak etme. Şimdi mahkemeden biz güvence bedeli talebinde bulunacağız. Güvence bedeli ne? Kefalet yani. Ha. İyi abi o zaman. Yani parasını verir çıkarız. Dur bir oğlum önce. Yani hemen mahkeme bunu kesin kabul eder diye bir şey yok. Nasıl yok? Oğlum. Adam sıradan biri değil. Kadir Akın Arslan. Ölmüş. Taksirli maksirli ama işte ölmüş. Yani sen önce bu gerçeği bir kabullen ki, değil mi? İşin ciddiyetini bir anla. Sizi burada tutmalarının sebebi adam öldürme suçu. Abi katil sanıyorlar bizi. Ya delireceğim abi, yemin ediyorum delireceğim. Ya ben tavuk kesemem abi. Ya gelsinler baksınlar abi şu tipime. Bende katil adam tipi var mı Allah aşkına? Şimdi sakin ol. Bu iş, bu yol uzayabilir diye söylüyorum ben sana. Başka bir şey değil yoksa, tamam mı? Ama sen metanetini kaybetmeyeceksin. Tamam abi, tamam. Yani içerideki ayılar en hafif derdin diyorsun, öyle mi? Murat niye gelmedi Güzide abla? Haber vermediniz mi? Ha. Senin haberin yok mu? Tarık Gürcistan'a gitti. Bir müvekkili tutuklanmış da. Karısı gözaltında o müvekkilinin derdine mi düştü? Ya bir yaralı parmağı merhem olamaz mı bir insan ya? Dur hemen. Dur sakin ol. Hemen sinirlenme. Ya aslında haksızlık etmiyorum çünkü nikaha kadar geldi. Ama bir telefon geldi o esnada. Gitmek zorunda kaldı. Gerçekten oğlumun nikahını bile görmedi. Ben aradım, ulaşılamıyor. Ya şimdi uçaktadır ya da başka bir yerde, çekmeyen bir yerdedir. Merak etme, tamam mı canım? Ben yine senin başına kaldım değil mi mecbur? Aşk olsun. Şimdi Yeşim'cim, bana bir ablan olarak değil, avukatın olarak her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmanı istiyorum. Ama her şeyi, tamam mı kızım? Çünkü çok büyük bir suçlamayla karşı karşıyayız. Yani bu zehirlenme olayı, bilmiyorum suçlama bu. Yani yemeği alıp bir tahlil ettireceğim tabii ama sen bana
Önceden bir anlat bakayım. Neler oldu? Ya Güzide abla, iki gözüm önüme aksın. Her şey taptazeydi. Paketli olan her şeyin tek tek son kullanma tarihine baktık. Zaten her şeyin tadına da bakıyorduk. Tuzuna, her şeyine. Yani zaten kocaman bir iş almışız. Bu bizim işimize çok yarayacak. Niye böyle bir saçmalıkla mahvedelim ki? Hayır tabii canım, yani bilerek yaptığınız bir şey değil bu mutlaka. Yani ama yani ne bileyim, gözden kaçmasın diye soruyorum. Yani yemeğin içine Ümit başka bir şey koymuş olabilir mi? Yani diğer işte ne bileyim bir baharatla karışmış da bir zehir falan ortaya çıkmış olabilir mi? Hani öyle zehir olabilecek bir şey kullanmadık. Zaten her şeyin tadına bakıyorduk dedim ya. Ümit abi kızarmış Venison diye bir şey yaptı. Onun da önce tadına biz baktık. Hmm. Anladım. Bu işin içinde başka bir iş var Güzide abla. Bak, Öykü'nün üzerine yemin ederim. Bu işin bizimle alakası yok. Peki mutfakta sizden başka kimse var mıydı? Yani bu iş adamının aşçısı ya da ne bileyim servis elemanları falan var mıydı? Servis elemanları vardı ama onlar hiçbir şeye dokunmadılar. Bir de bizim Neco var. İlk işimizden beri yanımızda. O Ümit abiye yardım ediyor. Yardımcı aşçı. Hı hı. Ama hiçbir şeye dokunmadı onlar. Hı hı. Peki onları niye soruşturmaya almadılar acaba? Belki almışlardır. Evden hepimizi götürdüler. Bilmiyorum. Dur bakalım, ben bir araştıracağım onu. Neden soruşturmaya almadığını bir öğreneyim. Tamam. Yani Necdet iyi çocuktur ama bilmiyorum, belki doğru söylüyorsun. Belki servis elemanları bir şey yaptı. Dur şimdi, biz bir önce sizi serbest bıraktıralım da ondan sonra esasa girince ben onları mahkemeye çağırtıracağım zaten. Güzide abla, senden biliyorum çok fazla oldum ama bir şey daha isteyebilir miyim? Öykü sizde kalabilir mi Murat gelene kadar? Aşk olsun ya. Konuşmaya bile değmez tabii ki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etme. Sakin ol ama, tamam mı? Tamam. Ben halledeceğim. Öykücüğüm, sütünü de içtin. Hadi uyuyalım mı artık? Annenlerin işi biraz uzamış. O yüzden aramış, Öykü uyusun demiş. Hadi ne olur üzme beni. Baksana mis gibi yatak hazırladım. Hem de Oylum ablan odasında. Uykum yok ki. Hem belki işleri erken biter, erken gelirler. Tamam. Şöyle yapalım mı? Beraber uyuyalım. Ben de sana masal anlatırım. Belki o zaman uykun gelir. Sen yat, ben annemi bekleyeceğim. Ama otopside her şey anlaşılır. Dayımlar çıkarlar o zaman değil mi anne? Yavrum, adamın neyle zehirlendiğini bilmiyoruz ki. Bazen otopside de çıkmıyor. İyi de dayım niye zehirlesin ki adamı zaten? Yani bir de dayımdan bahsediyoruz. Biz de oradan yürüyeceğiz zaten. Ay çocuğa bir şey almadık ya. Uyumamıştır şimdi. Ha, ben aldım anne, aldım. Çık oldu ama. Hadi bakalım. Annem geldi, annem gelmiş olsun. Ne olur. Öykücüğüm, daha yatmadın mı sen? Annemi bekliyorum hakime teyze. Prenses, sen Ozan abinin gördüğüne sevinmedin mi ya? Sevindim. Aşk olsun sana. Gel buraya, gel. Annesini özlemiş. Annesi de onu çok özlemiş. Öykücüğüm, gel böyle otur bakalım, gel. Biz şimdi annenle Ümit amcanın yanından geliyoruz. Annen dedi ki, ben kızımı çok özledim dedi. O yüzden bunu gidince Öykü'ye verin dedi. Bak. Annem mi gönderdi bunu? Evet. Kızım bunu güzel güzel yesin, beni de hiç merak etmesin dedi. Açalım mı? Ne dersin? Çikolatayı göndereceğine kendi gelseydi keşke. Bir taneciğim benim. Gelecek ama şu anda çok işi var. Hem aşk olsun ya, sen bizde kalmayı sevmiyor musun? Yo, çok seviyorum. O zaman. Al bakalım. Sen de Ozan abi. Tamam, alayım ben. Sen. Oylum ablanın tişörtünü gecelik mi yaptın sen ya? Hı? Çok yakışmış sana. Anne baksana. Çok tatlı olmuş. Oylum ablamdan izin almadık ama kızar mı? Yok, ya kızacak Allah aşkına. Boş ver. Hadi gel Oylum ablanın fotoğraf atalım. Hı? Tamam. Ne dersin? Geliyorum. Hadi gel. Gel Seydacığım. Hadi bakalım, herkes gülümsesin. Hadi.
özür dilerim. Teyzem. Sen canı alıp da yurt dışına kaçarsın diye korkmuş. O yüzden bu saçma sapan planı yapmış. Mahvetti bu gece. Evliliğimizin ilk gecesi böyle olsun istemezdim. Özür dilerim. Behram'ın vurulduğu haberi geldiğinde işte Arjantin'deydim. Ne yapacağımı bilemedim. Apar topar kalktım geldim Türkiye'ye. Nasıl geldim? Ne oldu? Hala bilmiyorum. Sonra sana aşık oldum. Ama Behram'ın karısı olduğunu bilmiyordum. Çok mücadele ettim. Olmaz dedim. Yapma dedim. İçim içimi yedi. Çok savaş verdim. Ama başaramadım. Seni çok sevdim. Sen olduğun için çok seviyorum. Senin yanında kendim olabildiğim için çok seviyorum seni. Ne olursa olsun bana küsüp gitmeyeceğini bildiğim için. Ben seni sevmeyi çok sevdim biliyor musun? Teyze. Neden? Yatağın rahatsız mı yoksa? Yok. Gel birlikte yatalım. İster misin? Olur. Hadi gel bakalım o zaman. Yaşasın. Gel. Gel. Of ne güzel. Of ne güzel. Fışır fışır toz ekmek gibi bir kız. Küçük kız kim biliyor musun? Babamın annemi aldattığı sahte nikah kıydığı kadın. Hatta 5 sene boyunca bizden gizli bir hayat yaşadığı kadının kızı. Anneme bak. Nasıl seviyor. Bu kızı bile sevebiliyor. Çok başka bir kadın annem. Gerçekten çok başka. Bence de. Annen çok özel biri. Sen de öyle. Sevgi böyle bir şey işte. Kaşifoğlu çiftinin koruyucu ailesi oldukları bebek henüz 20
4 saatte olmadan vefat etti. Acılı aile şokta. Hastaneden aldığımız bilgiye göre bebeğin vefat nedeni ABÖS diye adlandırılan ani bebek ölümü sendromu. Ne yazık ki bu sendromdan muzdarip... Ne kadar zarif bir haber sitesi değil mi Önder'cim? Yani sonradan seyredip üzülmeyelim diye yayınlanmadan göndermişler. Hiç sormayın Ozan Bey. Peki bu nezaketin bedeli nedir? Ha? Yayınlamamak için kaç para istiyorlar Önder? Bizden istedikleri tamı tamına 1 milyon. 1 milyon ne? TL. Uygun bence. Ama isterseniz haber yayınlanmadan ben kararı aldırabilirim. Yok, gerek yok. Bir sürü evrak, ihracat, bürokrasi çok fazla bu işin. Ha. Nasıl yani? Parayı hemen verelim mi istiyorsunuz? Ya onu demiyorum tabii. Yani pazarlık mazarlık iş adamıyız. Bunların adresini bulur musun Önder? Gidip bir el sıkışalım. Ha? Nasıl arzu dersiniz? Adresini bulduruyorum Ozan Bey. Kızımın geri geleceğini bilsem inanın şu an canımı bile verirdim. Gerçekten her şeyi yapardım. Selin Hanım, hırpalamayın kendinizi. Adli tıp raporu geldi. Sizin bir kusurunuz yok. Kurumumuz hakkınızdaki soruşturmayı kapattı. Zeynep bebek hangi aileyle olsa maalesef sonuç bu olacaktı. Hayır. Hayır, annesi ben olduğum için, benim uğursuzluğum yüzünden öldü bebeğim. Aşkım saçmalama, sen ne alakası var? Bak rapor gelmiş. Seninle bir ilgisi yok. Lütfen kendine yapma bunu, ne olursun senin. Keşke soruşturmayı kapatmasalardı. Beni tutuklasalardı, hapse atsalardı, kurşuna dizselerdi. Selin yapma şu eziyeti kendine, yapma ne olursun. Bir an önce atlatmanızı diliyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz, ben geçireyim size. İyi günler. Yüzümden oldu. Benim uğursuzluğum yüzünden oldu. Benim uğursuzluğum yüzünden oldu. Cengiz Bey'in masası bu. Birazdan gelir. Buyurun siz şöyle oturun isterseniz. Otursana Önder. Tabii ki. Oltan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz. Cengiz değil mi bu sitenin müdürü? Yayın yönetmeni. Cengiz Özokur. Yayın yönetmeni. nasıl gidiyor Cengiz? Haber işi işte efendim. Koşturma halindeyiz malum. Nasıl, bu işlerde para var? Fena değil diyelim. Tabii. Her tık para tabii. Öyle olunca da tanınmış insanlarla ilgili yapılan haberler daha çok kazandırıyor değil mi? Öyle ama sizler gibi gücendirmek istemediğimiz önemli aileler var. Evet. Bizim çocuklarla ilgili haberi göndermişsiniz bana. Nezaket göstermişsiniz. Sağ ol. Rica ederim. Ne demek? De bir miktar telafi etmişsin. Oltan Bey, şimdi şöyle. Çocuklar hastaneden bir duyum almışlar. Size gönderdiğim haberi hazırlamışlar. Doğruluğunu teyit eder etmez size göndermeye uygun buldum. Hassas bir haber çünkü. Hangi yayın, hangi sitenin eline geçse haberi yayınlar. Önemli bir kazanç söz konusu. Tabii canım. Sonuçta niye yapıyoruz bu işi? Para kazanmadıktan sonra. Haklısın. O zaman... Anlaştık diye anlıyorum ben. Bir şey yapabiliriz. Hani bir miktar... Pazarlık mı? Rakamı fazla bulduysanız. Önder nerede kaldı bu adam ya? Rıza Bey mi Oltan Bey? Ha. Geldim Oltan Bey, geldim. Kusura bakmayın, trafiğe kaldım da. Buyurun, sözleşmenin kopyası. Sözleşmeyi ben alayım Rıza Bey. Arkadaşlar, bugün itibariyle... Haber sitemizin yeni sahibi Oltan Kaşifoğlu'dur. Hayırlı olsun Oltan Bey.
Tamam. Oltan Bey, hayırlı olsun. Sizin gibi bir iş adamının medyaya giriş yapması. Kovuldun Cengiz. Nasıl? Anlayamadım. Kovuldun. Pılını pırtını topla, defol buradan. Hadi. Hadi. Bu haberi kim yaptı arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Bu haberi kim yaptı çocuklar? Yani hepinizi kovmak zorunda kalmayın değil mi? Cavit yaptı. Cavit biz yapma demiştik ama. Vay be. Vay be. Yazıklar olsun size. Vay be. Anında sattınız ya. Bir saniye sürmedi lan. Siz gazeteci değilsiniz aslında. Çünkü gazeteci böyle olmaz. Gazetecilik böyle bir meslek değil. Önder. Usta'yı kapatıyoruz. İşlemlere başla. Hemen ilgileniyorum Oğuzhan Bey. Geldiler, geldiler. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kadir Bey öldürmeni sizi kim tuttu? Ya masumuz biz. Ya çekmesenize kardeşim ya. Sizin bir üst metiniz var mıydı? Biz bir şey yapmadık ya. Açılın. Semih Akın Aslan size karşı yeni avukatları tutmuş. Korkuyor musunuz? Ya çekmesene kardeşim ya sen de. Allah Allah. Memur Bey siz de bir müdahale etsiniz. Pişman mısınız? Selin, ben de yukarı geliyordum yanına. Sana sandviç hazırladım en sevdiğinden. Ama aşağıda olacaksın galiba. Burada da yiyebilirsin nasıl istersen. Sağ ol, zahmet etmişsin. Getireyim mi? Oraya mı getireyim? İstiyorsan gel buraya ha. Rahat rahat. Yok, dışarı çıkacağım ben. Dışarı mı? Evet, iyi düşünmüşsün. Evet, çıkalım bir hava alalım değil mi? Böyle iyi gelir ikimize de. Senin çok sevdiğin bir bistro var ya, oraya gidelim mi? Hem bunu sevmediysen bir şeyler yersin orada. Hem de bir yürüyüş yaparız. Sonra da bir kahve mavi. Ben Zeynep'in annesiyle babasını görmeye gidiyorum Tolga. Niye? Ne demek niye? Ben kahroldum burada. Öz annesi ne haldedir bir düşünsene. Evet, iyi bir halde değildir. O yüzden zaten... yani ne diyeceğiz ki gidip? Bir şey dememize gerek var mı? Başsağlığı dileyeceğim, acısını paylaşacağım. Af dileyeceğim. Tabii affederse. Ben olsam affetmezdim ama. Bir tanem biz bir suç işlemedik ki. Biz affedilmesi gereken bir şey yapmadık. Ben gideyim artık. Selin. Bence gitmeyelim. Şu an acıları çok tazedir. Tolga gideceğim. Gitmem lazım. Tamam en azından bir süre beklesek. Bir süre sonra gidelim. Hı? Hayır. Tamam tamam ben de geliyorum tamam. Dosyadaki mevcut doktor raporunda merhum Kadir Akın Aslan'ın zehirlenerek öldüğü doğrulanmıştır hakim bey. Bu ikisi Türkiye'nin yetiştirdiği nadide insanlardan. Başarılı iş insanı Kadir Akın Aslan'ın bilerek ve isteyerek öldürülmesinden sorumludur. Ya biz neden öldürelim bilerek neden? Sessizlik. Suç soğukkanlılıkla, planlayarak ve tasarlayarak işlenmiş, ağırlaştırılmış adam öldürme suçudur. Yok devenin nalı artık yani. Yemişim. Söz verinceye kadar konuşmayacaksınız. Ortada kuvvetli suç şüphesi ve şüphelilerin kaçma ihtimali vardır. Tutuklanmalarını talep ediyoruz. Ya niye kaçalım kardeşim biz ya? Allah Allah. Ya bir de rapor var diyor ya. Bakın sessiz olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Hakim Bey, müvekkillerim her ikisi de şirket sahibi insanlardır. İşleri, güçleri, belli bir saygınlıkları var. Ayrıca Yeşim Hanım'ın küçük bir çocuğu var. Kaçma ihtimalleri kesinlikle yok. Biz yargılanmanın tutuksuz olmasını eğer bu mümkün görülmüyorsa... Mahkemenin belirleyeceği bir güvence bedeliyle tutuksuz yargılanmalarını talep ediyoruz. Karar. Kalk. Her iki sanığın da ayrı ayrı 2.500.000 Türk lirası güvence bedeliyle
tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiştir. Güvence bedeli için 5 milyon çok yüksek bir rakam değil mi ya? Suçu çok ağır. Ben de bu kadar beklemiyordum açıkçası. Hallederiz. Hallederiz, merak etmeyin, tamam. Kimi ağırlıyorsun yavrusun? Kahramanım. Hayır, hayır. Lütfen kapatır mısın? Hayır. Anne, neden? Biz evliyiz. Yani beraber halledebiliriz o problemi de. Hayır, evliysen evlisin, ne münasebet? Hayır, istemiyorum. Ya sen Kahraman'ı niye karıştırıyorsun ki şimdi dayımın meselesine? İyi de ben parayı alalım, geri ödemeyelim demiyorum ki size. Yani sonra hallederiz ama nakit yok. Yani dayım içeride mi kalsın? Evimiz var. Ben ipotek ettiririm, yine parayı bulurum. Hayır, ben o ailenin parasını istemiyorum. Anne, Allah aşkına Kahraman'ı o aileyle bir tutma. Allah Allah. Allah Allah, ne oluyor ya size? Birisi dün evlendiği adamdan para isteyecek. Öbürü ev ipotek verecekmiş. Biz neyiz burada? Ha? Ben varım, tamam, uzatmayın. Çok rica ediyorum. Ne olur sen bir dur. Güzideciğim, bende nakit var. Hem Ümit'in hem Yeşim'in güvence bedelini karşılayacak nakit var ya. Bankadan alacağım, adliyenin veznesine yatıracağım, tamam. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum, olmaz. Kabul etmiyorum. Olur, bal gibi olur. Ya parayı bağışlamıyorum ki Allah aşkına, yapma. Çocuklar serbest kalınca da iadesini alacağız zaten, bir şey yok. Tamam. Ev ipotek edecekmiş ya, Allah Allah. Anneciğim, ayrıca biz Yeşim'in parasını niye ödüyoruz ki? Babam ödesin. Baban öder mi Allah aşkına Ozan? Öder bence, yani Öykü var arada, artık bunu da öder. Kızım, baban kessen o parayı ödemez. Ödemez. Yüzü de hallederiz dedik. Ay, hallederiz deyip durma Allah aşkına ya. Bunu da sen halletme Sezai. Tamam, Ümit'inkini belki kabul edebilirim ödemek şartıyla. Ama yani eski kocamın yeni karısının da parasını sen ödeme ya. Ya adam ödemez dedin zaten. Bence de ödemez de. Ben konuşurum Tarık'la. Vallahi sen bilirsin. Bir deneyin şansınızı. Ama Ümit'in güvence bedeli bende. Anlaştık değil mi? Teşekkür ederiz Sezai amca. Vallahi yine sen halletmiş oldun. Sağ ol. Tamam tamam, hadi. Hadi kafeteryaya gidip bir çay içelim. Selin. Bak, bence şimdi zamanı değil. Şimdi geri dönelim, biraz zaman geçsin. Bir hafta 10 gün sonra geliriz, olmaz mı? Selin. Selin. Zeynep bebeğin koruyucu ailesi. Niye geldiniz? Biz bakın, sadece bir başsağlığı dilemek istedik size. Ben çok perişanım, çok kahkahalıyım. Katil. Katil. Bebeğimi öldürdün sen, cani katil. Hayır. Bırak. Hayır, ben çok üzgünüm. Bırak, sen sebep oldun zaten. Bu kafayı istedin. Aç kalsaydı, yaşasaydı yavrum. Bakın, lütfen dinleyin, bir dinleyin. Ben böyle olsun istemedim, yemin ederim. Allah sana bir yüzü göstermesin. Cani katil. Bırak beni, bırak gidin beni. Gidin çok katiller. Vicdansız katiller. Hadi gidelim, hadi gidelim. Abla, kardeşimi neden öldürdün? Hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi gel. Hadi. Kardeşim, niye öldürdün onu?
Kardeşimi niye öldürdün dedi. Kardeşimi niye öldürdün dedi. Duydun mu? Hayır, hayır bir tanem. Kardeşimi niye öldürdün dedi. Acıları çok taze. O yüzden Selin. Biliyorlar. Benim yüzümden olduğunu biliyorlar. Hayır bir tanem senin yüzünden olmadı. Yalvarırım sana kendini suçlayıp durma ne olursun. Ne olursun kendini suçlayıp durma ne olur. Hadi gel. Onlar da biliyor. Hadi gel. Ne kadar kızsan, ne söylesen haklısın hocam. Bu şerefsiz Behram ağamızı defnederken görmüş bana geldi. Para istedi. Vermezseniz ihbar ederim dedi. Ben de iki tokat vurdum, kovdum. İyi etmişsin. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Ama yine de rahat durmamış bu it. İki tokat az gelmiş demek. O zaman cezasını kesmek şart oldu. Hadi, ben sakin. Hadi, Celal. Ver ver. Kalan tahta ver. 23. Hocam ne oluyor lan it? Haddini bil. Beyler. Bizim Zeynel arkadaşla konuşmamız gereken özel bir konu var. Şimdi herkesi dışarı alalım. Ne oluyor ya? Çıkalım. Hadi boşalt! Hadi, hadi. Hadi bak, boşalt, bak, hadi çabuk. Ne yaptın sen Zeynel? Yapmışım hocanım. Nasıl ne yapmışım? Bizi ihbar eden senmişsin. Ben vatandaşlık görevini yaptım. Bak sen. Hatta öncesinde Celal abin yanına gittim. Gelmedi mi Celal abi yanına? Kimi gömdünüz demedin mi? Niye para istedin? Para mı? Para mara istemedim ben. Bir kuruş istesem iki gözüm önüme aksın. Yok yok. Gözünü akıtmayalım da. O sana kalsın. Ama sana bir haddini bildirelim. Hı? Celal, Ensar. Halledin siz. Ne halledecek? Geçten yerine. Ne oluyor lan? Lan yapmaz lan! Lan yapmaz lan! Lan ne yapıyorsun? Otur lan, otur, otur. Otur, otur. Yeni arkadaş getirdim size. Adı Yeşim. Yardımcı olun Yeşim'e. Allah kurtarsın bacım. Teşekkürler. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Dedikleri bu muymuş? Galiba buymuş. Ver sen şunları bana. Ver ver. Ne oluyor ya? Ver. Hoş geldin bacım. Hangi ranzayı istersin? Yani hangisi boşsa. Sen nereye dersen orası boş. Bak şurası nasıl güneş dalıyor. Beğendin mi? Olur. Kız Sümbül, boşalt orayı hemen. Hemen abla. Yap gel, otur ayakta kalma. Şansına yeni çay demledim. Şeker istiyor mu? Yok, ben şeker kullanmıyorum. Anlat bacım. Thank you.
Ay, ay. Maşallah. Korktum. Oh. Bir lokma bir şey yemedin be abi. Mis gibi bak. At ağzına. At abi. Ne atayım? Atayım bari. Nasıl? Bayağı güzelmiş. Bak hele ağam. Yatağını beğendin mi? Ağam? Bir bakayım. Güzelmiş bayağı. Güzel. Abi. Bayağı iyi. Çayını soğuttun. Turgay, değiştir abinin çayını. Yok yok yok. Arkadaşlar gerek yok. Gerçekten bak. Ben içerim zaten. İçerim. Çok güzelmiş çayda. Abilerin kralı be. Sende ne yürek varmış yalnız? Nasıl bir yürek varmış? Büyük adamsın abi. Gerçekten mi? Arkanızda biri mi var? Arkamızda... Yok şey arkadaşlar bir... Ümit abi gözünü seveyim ya. Öyle alçak gönüllülük yapma bize. Sen git koskoca Kadir Akın aslanı. Hem de kendi evinde indir. Ciğer lazım be. Yürek lazım. Aman abi iyi misin? Helal. İyi mi? İyi misin abi? İyiyim. Ya herhalde ciğer lazım Mark. Ya bunun lafı mı olur yani? Bak ciğer şart. Onu söyleyeyim. Önce ciğer. Sonra... Bilek lazım, bilek. Nasıl öldürdünüz kız koskoca Kadir Bey'i? Zehirlediniz mi? Biri mi tuttu size? Kaç para vardı? Ay sanki söylese bileceksin. 4 tane 0 yan yana koyup okumayı bilmiyorsa. İşte. Daha yeni geldim ya. Bismillah. Ama bak çay çok güzel olmuş. Bir tane daha alırım. Benim baba. Demli olsun canım. Koskoca Kadir Bey'i alt etmişsiniz. Helal olsun kız size. Sizin burada işler nasıl yürüyor? Öyle kavga gürültü yok değil mi? Yok, biz çok olmaz. Rahatız. Biz çok rahat bizim koğuş. Keyfimiz yerinde. Çünkü ben böyle kavga gürültü hiç sevmem. Biz de sevmeyiz. Ama böyle aranız falan bozulursa bana gelin ben hallederim. Sen nasıl uygun görürsen. Geliriz. Geliriz. Ay şu kurabiyeden bana verir misin? Buyur bacım, ağzına layık. Teşekkür ederim. Güzel mi? Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hanginiz yaptı kız bunu? Sümbül yap. Çok güzel olmuş. Ne bu böyle sessiz sessiz? Biraz neşelenelim. Yok mu müzik falan? Radyo. Koş koş koş. Biz her gün hemen açıyoruz. Ha. Hadi. Hadi bakalım. O bey koğuş enerji geldi. Evet. Haydi kalkın. Thank you.
Efendim Azra. Alo, ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim, çalışıyorum, sen? İyi, ben de haber peşindeyim, ben de çalışıyorum. Ne diyorsun olanlara? Neye ne diyorum, ne oldu ki? Nasıl yani, Serra sana söylemedi mi? Yok. Beni arayıp haber verdi, Tolgalar bir bebeğe... Ha, biliyorum canım onu. Oltan söyledi bana. Hayır, hayır, öyle değil. Bebek zavallım, sizlere ölmüş. Ne? Oltan sana bunu söylemedi mi ya? Gerçi adam darmadağın olmuş, bir de seninle mi ilgilenecek? Ne diyorsun sen Azra'ya? Nasıl olmuş böyle bir şey? Ben sana niye soruyorum ki? Zaten direkt Oltan'a sorayım. Tamam hadi, kapatıyorum ben, görüşürüz. Salak. Sanki adam seninle dertleşecek ve sanıyorsa kendini. Ozan abi, sen şehre ne yazdın? Adana. Ya ben de Adana yazdım. Şimdi daha düşük puan alacağım. Ben yanlış söylemişim. Ben Antalya yazdım ben. Yaşasın. O zaman ikimiz de tam puan alacağız. Tamam. Zeyno, sen ne yazdın? Amasya. O zaman sen de tam puan alıyorsun. Evet. Tamam. O zaman şimdi ben puanları topluyorum. Ülkü, sen hepimizi geçmişsin. Gerçekten mi? Evet, evet. Çak, çak, çak. Ay, nedir bu neşe? Ne oluyor? Anneciğim, bu prenses oyunda hepimizi yendi. Aferin benim kızıma. Hakim Hanım çok akıllı. Her şeyi biliyor maşallah. Çok akıllıdır. Çünkü benim kızım. Her şeyi de buluyorum. Aferin sana canım. Ümit amcamla çok oynadığımız için ondan öğrendim. Aferin sana, aferin. Ümit amcam niye gelmiyor? Öykücüğüm, o senin annenle beraber çalışıyor ya, o yüzden. Onun da mı işi var? Gelecekler ama. Gelecekler. Hemen gelsinler, annemi çok özledim. Annen de seni çok özlemiştir, eminim. Hadi hangi harf şimdi? F olsun. Tamam, hadi bakalım F. Ben bakayım, otursan. Ben yazıyorum. Güzide, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tarık, hoş geldin. Öykü'yü almaya geldim de, içeride mi? Evet, Ozanlarla oyun oynuyor. Yalnız biz durumdan haberdar etmedik onu. Annesinin çalıştığını sanıyor, bilgin olsun. Tamam, tamam. Sağ ol. Öykücüğüm, bak kim geldi. Güzel kızım. Babam geldi. Çok özledim ben kızımı. Misler kokuyor. Güzel kızım benim. Ben de seni çok özledim. Annem de çok özledim ama gelmiyor. Evet, annenin biraz işleri var. Biter biraz gelecek. Tamam mı? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Evimize gidelim, anneyi orada bekleyelim. Oldu mu? Burada beklesek olmaz mı? Hakime teyze, siz de kalabilir miyim? Tabii kalabilirsin ama baban seni çok özlemiş. İstersen evinize git, biraz babanla zaman geçir. Ondan sonra dilediğin zaman gelebilirsin, tamam mı? Tamam. Hadi öyle yapalım. Bir tanem benim. Şimdi eşyalarını topla, gel bakalım. Hadi. Hadi gidelim, eşyalarını toplayalım. Güzide, durum nedir şimdi? Hakim ne dedi? Tutuksuz yargılama çıkmadı mı yani? Çıktı çıktı. Güvence bedeliyle. 2,5 milyon. Adam başı. 2,5 milyon? Biz Ümit'inkini ödeyeceğiz. Yani Seza ile birlikte. Sen de Yeşim'inkini ödersin artık. Duydun mu? Hı? Yeşim'in diyorum, bedelini ödersin artık sen de. Değil mi? Duydum, duydum, duydum. Hayal, zaten psikolojik olarak yerlerde, bir de kalkıp biyolojik aileye mi gittiniz oğlum? Durduramadım ki baba, ille gideceğim dedi, durduramadım. Neyse, şu ailenin adresini mesaj atsana bana. Yardım, destek, bir şeyler ayarlayayım ben. Sen karınla ilgilen. Nasıl Selin? Bebek odasında çıkmıyor, çıkaramıyorum.
Anlaşıldı. Birkaç gün geçsin, terapi, doktor, bir şeyler bakarız. Tamam. Tamam, tamam. Yarın şirkette görüşürüz, tamam? Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın beni. İyi geceler. Olanları duydum. Dayanamadım. İçmez misin aşkım? Sen niye bana aşkım deyip duruyorsun? Senin aşkın ben değilim ki. Al. Tam oldu diyorum. Çözüldü. Artık mutlu olur. Yine bir şey çıkıyor. Kontrol edemiyorsun. Alışkın olmadığın bir şey değil mi? Öyle. İş adamıyım ama risk sevmem aslında. Hayat matematiktir benim için. İki kere iki dört eder. Biz sıradan insanlar hayatı bir şeye benzetmeye çalışmıyoruz. Biraz gelişine yaşıyoruz. Biraz akışına bırakıyoruz. Sen de denemelisin bence. Sen mi sıradansın? Değil miyim? Ne yapacağım ben seninle? Akışına bırak dedim ya. Böyle mi? Başlangıç için fena sayılmaz. Ünlü iş insanı Kadir Akın Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayette Kadir Akın Aslan kendi evinde zehirlenerek öldürülmüştü. Yürü, 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 yürü. Şu anda sanık avukatları adliye binasına geldiler. Müvekkiliniz suçunu itiraf edecek mi? 2,5 milyon lira ödeyecek misiniz? Peki Güzide Hanım, Yeşim Denizel'in için gerekli olan güvence bedelini ödeyecek misiniz? İlk Bey bilerek mi zehirledi? Arkadaşlar, biz adalete güveniyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak, buna inanıyoruz. Her ikisinin de masum olduğu en kısa zamanda anlaşılacak arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, az önce avukatlar canlı yayınımız sırasında içeriye giriş yaptılar. Şimdi sözü Nadire ile Sabah Gündem programının siz değerli yorumcularına bırakıyorum. Söz sizde Nadire. Teşekkürler Uğur. Gelişmeler oldukça sana bağlanmaya devam edeceğiz. Salih'cim, bu güvence bedeli konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani ben açıkçası bu güvence bedeline kesinlikle karşıyım ama kesinlikle. Yani bu ülkeye yatırım yapan, istihdam sağlayan Kadir Akın Aslan gibi bir iş adamını öldüren katiller sadece ama sadece paraları var diye serbest bırakılmamalı, öyle değil mi? Yani Salih'cim sana gerçekten çok katılıyorum. Ya Kadir Bey mümtaz, hayırsever, iyi bir iş insanıydı. Ya böyle birini kendi evinde, üstelik de karısının gözünün önünde öldürecekler. Ya ondan sonra serbest mi dolaşacaklar yani?
Olabilir mi canım böyle bir şey? Bu neydi? Yeşim Yenersoy'la Ümit Özgüder denilen caniler bu güvence bedeliyle falan kesinlikle serbest kalmamalılar bence. Kesinlikle katılıyorum. Ya zehirlemek nedir? Sinsice öldürmek nedir ya? Bu resmen bir vahşet. Vahşet tabii. Güzide ne ki kardeşine olsun? Bu avukat Güzide Özgüder daha önce de birçok kez gündeme gelmemiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gelmez olur mu ya? Kaç tane skandalda adı geçti. Şimdi kalkmış kendi katil kardeşinin avukatlığını mı yapıyor yani? Hayır, hayır. Kendi kardeşinin avukatlığını yapmıyor. Sezai'yi okuyan Ümit Özgüder'in avukatı. Evet. Sezai Bey'i de televizyonda izleyelim, buyurun. Arkadaşlar, biz adalete güveniyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak, buna inanıyoruz. Her ikisinin de masum olduğu en kısa zamanda anlaşılacak arkadaşlar. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Ama bana yalan mı söyledi? Ya Nana, görüyor musun ya? Resmen aptal yerine koymuş beni. Hani ben onun her şeyiydim? Hani beni seçmişti? Hani vazgeçmişti güzellesinden? Biz hiç ayrılmayacaktık. Ben onun canıydım, kızıydım. Ne bu şimdi ya? Ben anlamıyorum, delireceğim. Hala Güzide'nin peşinde mi koşuyor bu adam? Vallahi bu yaptığı da resmen ikili oynamak yani. Koştura koştura Ümit'in avukatlığını yapmaya gitmiş ya. İnanmıyorum. Güzide'sine yaranacak ya. Aa. Aa, olur mu olur? Tüh. Ne? Ne? Söylesene ne olur? Susayım diyorum, seni azdırmayayım diyorum ama... İpek, ya bu kefalet nedir nedir o parayı? Sezai abi vermiş olmasın? 2,5 milyon. Tabii ki babam verdi. Tabii ki o verdi. Başka kim olacak ki? Güzide Hanım'ın o kadar parası mı var? Ümit Özgüder adına avukatı? Benim, avukat Sezai Okuyan. Avukat Ali Sezai Okuyan'dan güvence bedeli olarak 2 milyon 500 bin Türk lirası tahsil edilmiştir. Parayı alayım avukat bey. Tamamdır, teşekkür ederim. Yeşim Yenersoy Hanım'ın güvence bedelini siz mi ödeyeceksiniz? Ümit Bey'le ikisi aynı kararda yer alıyor çünkü. Yok, onun bizimle bir ilgisi yok. Onun güvence bedelini eşi yatıracak. Burada değil ama birazdan gelir herhalde. Açmadı. Açmıyor herhalde, parayı ödememek için. Kapattı telefonu. Tabii şaşırdık mı? Yok, ben şaşırmadım mesela. Yani parayı getirse çok şaşırırdım. Şaşırmadım. Vay Allah ya. Peki bilseydim ben ona göre hazırlık yapardım. Yani yeşimin güvence bedelini de eklerdim. Ne yapsak Güzide? Ben gideyim bankaya çekeyim geleyim ha. Ne dersin? Mesai saatine kadar dönebilir misin? Vallahi bir deneriz ya. Yetişirim herhalde. Ha? Hemen şimdi çıkayım ben. Tamam hadi ben buradayım. Kusura bakma. Geciktim. Köprüde kaza almış. Trafik kilit. Trafik kilit. Telefonun niye kapalı? Kaç kere aradım. Hayır canım. Kapalı falan değil. Açık. Bak. Allah kahretsin. Şarjı bitmiş. Neyse, parayı getirdin mi? Getirdim tabii ki. Bak burada. Aha. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ya çok şaşırdım. Parayı getireceğini hiç düşünmüyordum açıkçası. Az önce Sezai'ye de söyledim. Parayı getirmez dedim. Getirirse çok şaşırırım dedim. Olur mu canım öyle şey? Yeşim benim nikahlı karım. Kızımın annesi. Annesini hapiste tutup öyküyü mü üzeyim yani? Neyse hadi parayı öde. Yeşimin elinde nasıl bir koz varsa artık ödü patlamış. Çıkarlar birazdan. Herhalde çıkarlar.
Biz bırakırdık eşimi evine. Onun gelmesine gerek yoktu. Şu anda iyi koca rolünde. Ha. Güvence bedelini de ödedi ya, tadını çıkarmaya çalışıyor. Güzide mi? Hı. Öykü'yü de mi getirseydim acaba? Canım Öykü'yü niye getirelim? Annen çalışıyor dedik çocuğa. Ya şimdi cezaevinin önünde olacak iş mi? Çok özledi de yani onun için. Çıktılar. İyi nöbetler. Kolay gelsin. Çıktılar. İyi nöbetler. Abla. Eşim. Canım. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol Sezai abi. Geçmiş olsun yavrum, ne demek? Sezai abicim çok teşekkür ederim. Ablam. Çok ablam. Geçmiş olsun. Sağ ol, al şu çantayı. Ya içerisi korktuğum kadar kötü değil mi Sezai abi? Daha girer girmez koğuş ağası oldum. Aa, ben de. Koğuş ağası mı? Nasıl oldun ya? Kaldım ya hala koğuş ağalığı falan. Varmış abi ne bileyim. Ya olduğuma göre. Biz gidelim. Öykü'yü çok özledim. Tamam yavrum. Çok hadi, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ha, kantinden biliyor. Her şeyi alabiliyorduk biliyor musun? Nasıl her şeyi alabiliyorduk? Oo neler? Çay demlemek serbest. Kuş burnu falan yapıyordu çocuklar. Nereden Emit, buluyorlar anlamadım. Borç bırakmadın değil mi ablacığım oraya? Borç? Öykü niye evde değil, niye ofiste? Ayşe Hanım kız kardeşine gitti. Nişan mı, söz mü öyle bir şey varmış. Azra da dışarıda işlerim var deyince mecburen buraya getirdim yalnız kalmasın diye. Canından can gitti değil mi Murat? Böyle etinden et koparıyorlarmış gibi olmuşsundur kesin. Ne eti ne canı ya? Ne saçmalıyorsun Yeşim ya bu sabuk? Kolay değil. 2,5 milyonu böyle çıkarıp tak diye ödemek. Hele senin için. Tarık Murat Yenersoy'un canını al, parasını alma. Ne demek ya? Sen benim karımsın. Biricik kızımın da annesisin yani. Değil 2,5 milyon, 22,5 milyon isteseler yine verirdim. Ha, verirsin, verirsin tabii. Çünkü ya eşek gibi ödeyeceksin yoksa paşa paşa hapis yatacaksın. Lan belası. Öykücüğüm. Sana pasta getirdim tatlım, muzlu. Teşekkür ederim Sevda abla. Afiyet olsun tatlım. Ben yedireyim mi sana, ister misin? Kendim yerim, büyüdüm artık. Kendi yer o, büyüdü büyüdü. Anne! Ay! Oh kızım, oh canım kızım benim. Oh. Anne seni çok özledim, çok. Ben de seni çok özledim canım kızım benim. Oh. Bitti mi işlerim? Bitti, hepsi bitti. Bir daha gitme anne, ne olur buradan yap işlerini. Tamam güzel kızım, bir daha gitmeyeceğim. Söz. Söz mü? Anne sözü mü? Anne sözü. Yaşasın. Ben de tam şimdi seni çiziyordum, göstereyim mi? Aa göster. Nasıl çizdin beni? Bak bu sensin, bu Ümit amcam. Başında da Ayşe şapkası var. Çok güzel olmuş. Peki bunlar ne? Yemek işiniz çok olduğu için bir sürü yemek çizdim. Ümit amcamla birlikte yemek yapıyorsunuz. Bayıldım, bayıldım. Oh. Ay, şimdi daha evi ne güzeldir oğlum. Hanım, şimdi belki de kar yağmıştır. Yakarsınız çıtır çıtır şöminenizi. Dışarısı bembeyaz. Huzur işte be, huzur. Ay ne güzel. Allah kar umurumda bile değil. Huzur olsun yeter. Şu kaza alabilir miyim? Hangisini, bunu mu? Krem rengi olanı. Heh. Ay bu ne kadar güzelmiş. Kaşmir mi bu? Bu arada kalın bir şeyler alsaydım dağın başı buz gibi olur. Aldım aldım. Valizde var. Sen bana mı bakıyorsun Can? He? Canım bana mı bakıyorsun sen boncuk boncuk? Gözün hiç arkada kalmasın annesi. Biz bu aslan parçasında bir güzel bakarız değil mi?
gideyim. Vallahi hiç gözüm arkada kalmayacak çünkü Can da bizle geliyor. Can da mı sizinle geliyor? Niye? E niye gelmesin oğlumu? Niye bırakayım? E Kahraman Bey'le baş başa kalsanız daha iyi olmaz mı? Yani balayındasınız ya. Yok, ben bırakamam oğlumu. Aklım kalır. Hem Kahraman da böyle olsun istiyor. Ya biz bakardık aslında ama siz bilirsiniz yine. Bakamazsınız diye değil zaten. Gerçekten yanımda olsun istiyorum. O zaman ben Can'a birkaç parça bir şey hazırlayayım mı? Çanta yapalım. Ben hallettim. Çantası var. Ay kafam yok. Oğlum, hazır mısınız? Çıkalım mı? Hazırız. Sen Can'ı alır mısın? Tamam. Ben de şu valizi kapatayım. Oğlum. Can'ın çantası. Gel bakalım babaya. Ya sen tatile mi gidiyorsun? Alabilecek misin? Alırım alırım. Hadi. Tamam hadi. Oylum Hanım, o çantayı da alayım. Evet ama onu arka koltuğa koyar mısın? Canın o. Tabii. Ya ne gereği vardı? Ev kadar bebeği dağların başına götürüyorsunuz. Üşütecek bebek. Üşümez. Yani sıkı sıkı gideriz, merak etmeyin. Ya siz karı koca baş başa gitseydiniz. Biz bakarız torunuma gül gibi koyla. Değil mi ki o? Bakardık tabii hocam. Ya teyze, ben oğlum olmadan tatile gider miyim ya? Ne güzel işte, ailecek üçümüz tatile gidiyoruz. Tamam. Tamam. Siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Can üşümesin. Ben onu yerleştireyim de şey, alışverişi ne yapacağız? Buradan mı yapalım? Yok ya, boşa yük etmeyelim. Yani yolda giderken bir yer buluruz herhalde Sara. Var abi. Şu daha yoluna sapmadan önce bir köy var. Köyün merkezinde bir cami var. Böyle gidince 150 taş çatlasın, 200 metre sonra bir kasap var. Sucukları çok iyi. İsterseniz oradan sucuk alabilirsiniz. Alırız oradan. Hediye ablayı da orayın abi. Ne var orada? O da köyün böyle çıkışında soldan kaçınca 3. ev. Ne var onda? Ya keseyi orada yapıyor, tulum peyniri. Tamam tamam, onları da alırız, tamam merak etme. Dur dur, nereye? Gel bakayım, gel. Hadi. Hadi. İyi yolculuklar. Oğlum torunuma iyi bak, ona göre. Su gibi gidip gelsinler hocam inşallah. Amin. Hocam, yani şimdi siz belki üstüne vazife değil diye kızacaksınız ama... yani Oylum Hanım'ın ön koltuğa binmesi doğru mu? Tamam, hani yeni evlendiler, kocasının yanına oturmak isteyebilir ama... el kadar bebe var arkada hocam. Haklısın İko. Değil mi hocam? Yani çocuk ağlar, bir şey ister. Ya İko, haklısın derken... senin üstüne vazife olmayan konular hakkında konuşma demek istedim. Fikrin sorulmadan fikir beyan etme İko. Ay bana da niye dert oluyorsa, niye karışıyorsam ben. Öf. Hakim Hanım. Hı? Bir bey geldi, sizinle görüşmek istiyormuş. Eşmeli'den geldiğini söyledi. Aa tamam tamam. İçeri alayım mı? Al. Buyurun. Hoş merhabalar geldiniz. Güzide Hanım, hoş bulduk. Bendeniz Necati Özkartal. Çok memnun oldum. Buyurun lütfen geçin, oturun. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ayrıca. Ne ikram edelim size? Sağ olun, ben bir şey almayayım. Teşekkür ederim. Peki. Evet, buyurun. Malum Eşmeli'den geldiğimi hanımefendi size bildirdi sanıyorum. Ha, evet, evet. Söyledi sekreterim. Buyurun. Şimdi sizin bu hastanede karışan oğlunuzu aradığınızı biliyorum. Nereden biliyorsunuz? İşte efendim, bütün Eşmeli'de bu konuşuluyor. Özellikle siz bu Özcan'ı görmeye geldiniz ya, kahveci Özcan. Ondan beridir artık kasabanın dilinde. Bu mevzu hep konuşuluyor. Ayrıca ben Özcan'ı çocukluktan beri tanırım. Hı hı. Yani öyle sizin oğlunuz olabilmesi de mümkün değil ayrıca. Evet. Oğlum da değilmiş zaten, öğrendik. Bir de o Hakan var. Hakan da bizim oralı ama ben pek tanımam. Kendisi yetimhanede falan büyüdü. Hı hı. Yani o bakımdan onu tanımıyorum. O da oğlum değil. Beni yanlış anlamazsanız, kabalık olmazsa şunu söylemek isterim. Yani bütün bu söylediklerinizi ben zaten biliyorum. Siz niye geldiniz? Hemen konuya gireyim. Siz Eşmeli Hastanesi'nde doğum yaptığınız sırada yine aynı gün doğan çocuklar var. Hı hı. Evet. Şimdi bu... bebeklerin içinde
sizin oğlunuz olma olasılığı çok yüksek olan bir kişi var Dündar diye. Dündar Terzioğlu. Dündar Terzioğlu? Evet. Ne iş yapıyor bu Dündar Terzioğlu? İşte efendim iş adamıdır. Yani çok yönlü birisidir. Ben ailesini tanırım. Annesini, babasını. Kendisini de çocukluktan beri bilirim. Yani o kadar özel bir çocuktur ki böyle bir tavrı vardır. Yani şimdi o aileyle yan yana gelince sanki ne bileyim onların çocukları değilmiş gibi duruyor yani. Çok farklı. Üstelik hani dışarıdan başka bir dünyadan bizim kasabamıza gelmiş gibi duruyor. Anladım. Bu... Yani siz buna istinaden geldiniz buraya. Çocuk evet. Benzemiyor diye yani. Öyle mi? Bir anlamda öyle. Ben öyle hissettim. Sonra bu Dündar çok yönlü birisi. Üretici, ne bileyim sanayici, girişimci. Hatta bu tarım sektöründe faaliyet gösteren dünya devlerinden bir firma var. O firmayla tarım konusunda ortak bir proje geliştirdi. Onun üzerine çalışıyor. Peki bu Dündar Bey'in sizin buraya geldiğinizden haberi var mı? Var tabii, var. Ama işte dediğim gibi önemli bir projede çok bir yoğunluğu var. İşte bürokratik işlemler, girişimcilerle toplantılar, üreticilerle konuşmalar falan derken gelemedi. Evet, anladım. Peki. Ben de size bir bilgi vereyim istedim bu konuda. Müsaade ederseniz ben izninizi rica edeyim. Estağfurullah. Evet. Peki. Çok memnun oldum. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Ustam kolay gelsin. Selamlar. Aleykümselam. Buyur kardeş. Adres mi soracağım? Yok. Bir kadını soracağım. Adı Kadriye Beder. Buralarda yaşıyormuş. Yani tanıyor musun? Bilir misin? Kadriye Beder mi dedin? Tanıyor musun? Tanıyorum da. Bizim mahalleden taşındı o bacı. Nereye taşındı? Bahçeli evlerde bir yere taşındı. Neresine bahçeli evleri? Bir adres bir şey bırakmadı mı? Bırakmadı kardeş. Emin misin? Bak yerini biliyorsan söyle. Karşılıksız bırakmam. Kârı çıkarsın. Ya kardeş bilsem niye söylemeyeyim ki? Sen muhtarlığa bir gidip sorsan belki oraya adres falan bırakmıştır. Ya muhtardan geliyorum zaten. Bize kaydı yok diyor. Kusura bakma. Vallahi ben de yardımcı olamayacağım kardeş. Eyvallah sana. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş gelmişsin Kahraman Bey. Hoş bulduk Nusret. Kahraman Bey hoş geldin. Hoş bulduk Seher'cim. Gelin Hanım sen de hoş gelmişsin. Merhaba hoş aldım, buldum. Aldım. Ay. Ne kadar güzel bir evmiş burası. Çok güzel değil mi? Evet bayıldım. Ben de çok severim. Oğlum. Sen de sevdi mi bakayım burayı? İyi ki geldik diyor musun? Evet bayıldım. Keşke daha önce gelseydik. Eşyaları alalım içeri biz o zaman. Alın Nusret size zahmet. Hem bagajda böyle yoğurt, sucuk, peynir falan da var. Onları da dolaba koyarsınız. Baş üstüne bir. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok huzurlu. Sevindim. Ama niye başkaları var? Bize yardım için geldiler. Sorun mu oldu? Yok hayır çok tatlılar. Ama ben baş başa oluruz diye düşündüm yani ailece. Ailece? Biz aile değil miyiz? Evet aileyiz. Hem de çok güzel bir aileyiz. Nusret. Buyur beyim. Oylum Hanım size izin verdi. Kalmanıza gerek yok. Gidebilirsiniz. Sağ olasın gelin hanım. Allah razı olsun hanım. Ne demek? Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Yaşanır biliyor musun burada? Biliyor muyum ben? Hayır abartma. Abartma yani ama böyle gerçekten birkaç ay yaşanır biliyor musun?
Evet, bence de çok özlemişim. Ama odun kırmaya yokum diyorsun. Yokum diyorum çünkü sen varsın. Çok haklısın zaten. O zaman ben gideyim de bizim için biraz odun kırayım ha? Tamam. Hadi o zaman nasıl odun kıramadığına biz de birazdan gidip bakalım, ne dersin? Çok ayıp ya. Ne dersin annem? Hı? Sen bekle, sen gör şimdi. Senin... Seninle de aşağı inelim. Bir iki lokma bir şey. Bak hiçbir şey yemedim. Senin... Efendim? Hayır, gelmeyeceğim dedim ya. Gelmeyeceğim dedim. Tamam. Tamam, birazdan çıkarım. Tamam, Barış'a söyle. Verileri yedeklemeye başlasın. Seni. Hadi bir iki lokma bir şey ya. Heh. Benim bir acil şirkete gitmem gerekiyor. Halledememişler bir şey. Çok acilmiş. Hemen döneceğim ama merak etme. Tamam. Değişiklik. Yok yani, ne konuşuyor ne başka bir şey, ne yapacağız bilmiyorum. Ben bir şirkete gidiyorum, acil bir işim çıktı, sen göz kulak olursun. Tabii tabii, tabii merak etme. Bir şey olursa ara. Tamam, görüşürüz. Abacığım, burada otur otur olmaz. İyi gelir, ne dersin? O çok sevdiğim pastaneye gideriz istersen. Hı? O çörekten alırım ben sana. Boğaz'a gidelim. Hı? Bir kafeye otururuz, iyi gelir. Türkiye'ye git başımdan Serra. Selin, hadi gel gidelim. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Oturacak mısın burada böyle? Evet. Efendim İpek. Canım, nasılsın? Nasıl olayım İpek? Ben duydum olanları. Zehra, çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Selin de berbat durumda tabii. Berbat. Berbat. Yani bebek odasından çıkmıyor. Yemek yemiyor, su içmiyor. Çok kötü. Ah canım ya. Onu da al gel, bir hava alın diyeceğim ama. Odadan çıkmıyor diyorum İpek. Nasıl gelelim? Anladım canım, anladım. Çıkabiliyorsan sen çık o zaman. Ha? Bir havan değişir, iyi gelir.
Yani... Ay olabilir aslında. Ben de çok bunaldım biliyor musun? Tamam, süper. Çok kalmazsın zaten. Bir şey içip kalkarsın hemen. Tamam. Tamam, geleyim ben. Sen bana konum at, olur mu? Tamam canım, tamam. Ben gider gitmez konum atacağım sana. Merak etme. Keşke terbiyeyi geceden yapabilseydik. Olsun. Şimdi ben 2 dakika daha hallederim bana. O zaman... Bir müzik mi açsın acaba? Ama benim ellerim ıslak, sen aç. Yok şimdi bak, görüyor musun? Tam şansı bak. Benim ellerimde yağ girdi böyle. Bak nasıl yağlandı. Tamam. Ellerim nasıl yağlandı tamam. Ya. Tamam. Ne açayım? Fark etmez bana, ne istersen. Yalnız o yağ biraz fazla biliyorsun değil mi terbiye için? Allah Allah, kim demiş? Ben dedim. Yani vallahi yıllardır otel ve restoran işleten bir yer olarak ben terbiyede bir problem görmüyorum ama asıl sıkıntı bence domateslerde. Domates mi? Yani keşke domateslerin kabuğunu soysaydın, yani yarısı çöpe gitmiş. Yazık, günah baksana. Öyle mi? Al o zaman bu domatesi kendini soy bakalım, kabuğu nasıl sert mi değil miymiş. Hadi buyur. Anladım, tamam. Ha bil tamam mı, bunu da bil. Her şeyi bil. Biliyorum. Bil. Bilirim. Biliyorsun. Biliyorum tabii. Tabii. Ama bak başka şeyler de biliyorum. Ne biliyorsun mesela? Mesela... karımı sık sık sarılmayı biliyorum. Tamam, onu sonra yaparsın. Yok. Hayır, benim aklıma gelince yapmam hayır, lazım. Hayır. Tabii tabii. Hayır, o elini biliyorum. Şu an görmek biliyorum. İstemiyorum. Hayır. 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 Karaman, hayır. 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 Ya kızlar, siz de çok sıkılmadınız mı sürekli aynı şeyi görmekten? Aynı şey derken Boğaz'dan mı bahsediyorsun sen? Hı. Azra'cığım, dünyanın en güzel manzarasına baktığımızın farkındasın değil mi? Yani Azra, milyonlarca turist geliyor sırf bunu görmek için bu ülkeye. Tamam da onlar da bizim gibi her gün görseler bir ay sonra dönüp bakmazlar bile bence. Ay yok artık. Yani Boğaz'ı da gömdün ya. Sakın bunu kimsenin yanında söyleme. Vallahi gülerler sana, ben söyleyeyim. Bodrum'a gidelim mi? Şimdi mi? Evet şimdi. Dolduralım depoyu gidelim. Ne diyorsunuz? Bodrum'a. Ya Bodrum dediysem lafın gelişi. Kaş olur, Marmaris olur. Maksat havamız değişsin ha? Hiç öyle eşya falan almayacağız. Böyle gideceğiz direkt, öyle mi? Ya oradan alırız. Nerede sizin maceracı ruhunuz ya? Ha ne diyorsunuz Serra? Ben yok. Yok. Yani ben gelemem. Selin'i bırakamam şu anda Azra. İpek sen? Yok canım benim. Ben de gelemem yani. Babamı nasıl bırakayım? Babanın nesi var ya? Ha. Güzide yüzünden, doğru. Evet maalesef Güzide yüzünden. Sanki bilmiyorsunuz kızlar yani. Ben babamın yanından ayrıldığım an koşa koşa o kadına gidecek. İpekçim... Acaba sen oltancığını bırakamıyor olabilir misin? Bu da var tabii. Kızlar. Ben geçen gün bu adama bir kere daha hayran oldum biliyor musunuz? Nasıl yani? Ya biz bir yere gidiyorduk arabayla. Sonra önümüzdeki araç kaza yaptı. Ama feci bir kaza. Resmen ağaca girdiler. Oltan gözünü bile kırpmadan yardıma koştu biliyor musunuz? Ya araba pert. Bir yerden benzin akıyor. Patladı, patlayacak korkunç bir durumdayız. İçeride çocuklu bir aile var, sıkışmışlar, çıkamıyorlar. Adam gözünü bile kırpmadan canla başla tek tek çıkardı hepsini. Gerçekten tam bir kahraman gibi davrandı. Bravo, herkes yapmaz mı? Tam olarak nerede oldu İpekçim bu kaza? Bursa yolunda. Hani şu Ramazos projesi var ya, Oltan'ın müze projesi. Ona bakmaya gidiyorduk işte beraber. Maalesef orada oldu. Anladım.
Yani bir yandan da siz haklı çıktınız aslında, biliyor musunuz? Ne demek o? Hangi konuda? Hani hep diyordunuz ya bana, adam baban yaşında bu iş olmaz İpek diye. E'si biz biraz yol yapınca, baş başa vakit geçirince böyle ben de aynı fikre kapıldım. Kafaları uymuyor bir kere. Frekansımız tutmadı yani. Ya arada kuşak farkı var canım, yani normal. Bitti diyorsun yani. Hayatım başlamadı ki bitsin. Yani ben olacakları önden görüp hatadan dönmüş oldum. Hayırlısı oldu bence. Ne yapalım? Dönelim mi yavaş yavaş? Bir tık geç oldu sanki. Olur, olur. Dönelim. Arkadaşlar, biz adalete güveniyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak, buna inanıyoruz. Her ikisinin de masum olduğu en kısa zamanda anlaşılacak arkadaşlar. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Ay Eko, baksana gene ikisi bir arada. Edile bütü gibi oldular zaten hocam. Güzide'nin kardeşinin avukatlığını yapıyor, baksanıza. Canını verecek bizim Dünür'e, canını. Abdal'a aşık mı desem? Ferhat mı desem, Mecnun mu desem, ne desem bilemedim ki. Ne alaka ya? Sanki Ferhat'la Mecnun akıllı aşıktı. Biri çölü geçiyor, öbürü dağları deliyor. Neymiş adı? Aşk. Böyle aşk mı olur ya? Neymiş, seviyorlarmış. Bu ikisi evlenir mi sence Eko? Kendilerine kalsa evlenirler hocam. Ne demek kendilerine kalsa? Başka kime kalacak? Ha. Çocukları diyorsun, bir sıkıntı falan mı çıkarırlar diyorsun? Yani Güzde'nin çocuklarından bir sorun çıkmaz da. Hocam, bu Sezai'nin bir kızı varmış. Evlerden ırak. Şeytan. Şeytan o kızın getir götür işlerini yapar hocam, o kadar diyorum yani. Canım, Güzide de az değil. Bulmuş deli divane gibi etrafında dönen aşık adamı. Yapışmış tabii, bırakır mı? Vallahi hocam, sürük gibi yapıştı adama. Güzide mi yapıştı diyorsun? Sezai değil yani. Vallahi hocam, kim kime yapıştı bilmiyorum ama bu İpek var ya, Güzide'yi sulu götürür, susuz getirir. O kadar. O kadar. Hmm. Göreceğiz Niko, bakalım. Güzide mi yaman, İpek mi yaman, göreceğiz. Ah, şuraya yazıyorum hocam. O İpek var ya, Güzide'nin hayatını burnundan getirmezse ben de ilk dur değilim. Biz de film gibi izleriz Niko, ne yapalım? Buyur alacağım. Sen patronla nasıl meyve sunuyorsun böyle Eko? Ha? Haddini bil. Tamam hocam, hemen çatal bıçak falan getireyim. Dur ya, dur, şaka yaptım. Ver şunu, ver. Deli. Muhalle hocam. Hı. Siz Güzide Hanım'a geçmiş olsuna gittiniz mi? Niye gideyim ki Güzide'ye geçmiş olsuna? Ha, şeyden dolayı diyorsun, kardeşinden dolayı. Çıktı değil mi Ümit hapishaneden? Çıktı hocam. Hani siz de sonuçta dünürsünüz. Aslında hani aranızda limon iyi olur aslında, gitseniz hocam. Gitsen iyi olur diyorsun yani. Sen? Ben ne gideceğim hocam? Güzide zaten benden haz etmez biliyorsunuz. Onu mu diyorum Üko? Senin yeğenin Yeşim değil mi? O da girmemiş miydi içeriye? Ben aradım hocam kendisini. Geçmiş olsun dedim. Bitti gitti. Hı. Hocam. Hocam daldınız gene. Hayır, istemiyorum. Abi, çok güzel böreğim var bak, peynirli. Isıtayım yersen. Sağ ol Neva, aç değilim. E tamam, acıkınca söylersin. Tamam. Ha Neva. Efendim abi. Dün gece eve gelmedi yine değil mi İpek? Yok, gelmedi. Nerede kalıyor ya bu kız gelmediği geceler? Sana bir şey söyledi mi? Söyledi, söyledi, aradı. Telefonla aradı, dedi ki arkadaşımda kalacağım. Babama söyle beni merak etmesin dedi.
Kimmiş bu arkadaş? Meral mi dedi, Nihal mi dedi? Telefonda anlayamadım ben de. Aman boş ver ya. 30 yaşında kız gezsin dolaşsın. Tabii ki gezsin dolaşsın. Yani ben görüşmesin, konuşmasın, arkadaşlarla buluşmasın demiyorum ki. Ama yine de gece evine dönsün yani. Odasında olduğunu bileyim. Doğru da bana sorarsan odasına kapanmasından daha iyidir. Yüzü dağınıma kafayı takmasından daha iyidir. Havası değişir. Gezsin. O da doğru ya. İşte kız evladı. Neva, kaç yaşında olsa olsun insan merak ediyor. Neva, sen bana bir çay koy. Ben de şu dosyaya gireyim artık ya. Tamam, hemen koyuyorum. Ha. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Dün gece evde olmayınca merak ettim. Neva gerçi senin arkadaşında kaldığını söyledi ama... Kim bu arkadaşın, tanıyor muyuz? Ailesi nasıl, biliyor muyuz kızım? Tanıştırırım babacığım. Ailesiyle de görüşürsün istersen. Tamam. Öyle olunca sorun yok. Sen neredeydin bugün? Neler yaptın? Ofiste, adliyede kızım. Avukat adam nerede olacak işte? Çalıştık. Duruşma mı vardı? Hı hı. Kimin? Hani geçen gün bir müvekkilin aramıştı. Çok önemliydi. Alelacele çıkıp gitmiştin. Onun mu? Hangi müvekkildi kızım, hatırlamadım ki. Bizde müvekkili bitmez biliyorsun. Acaba kimdi? Ben hatırlatırım babacığım sana. Merak etme. Bu muydu çok önemli müvekkilim babacığım? Biricik Güzide Hanım'ın kardeşi Ümit. Ha? Yine Güzide yüzünden mi bırakıp gittin beni? Selin. Geldiniz Güzide Hanım. Merhaba Sevda, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ben Tarık'ı aradım fakat telefonunu açmadı. Buraya geleyim dedim, belki buradadır diye. Tarık Bey bir toplantıya gitti. Birazdan döner ama. Buyurun ben odasını alayım sizi, orada bekleyin. Yok, ben burada otururum. Teşekkürler. Peki, beklerken bir şey içmek ister misiniz? Yok, hayır. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Begüm Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşim burada mı? Yeşim Hanım dışarıda. Ne zaman gelir bir bilgim yok. Hay Allah, keşke arayıp da gelseydim. Neyse sorun yok, ben sonra ulaşırım ona. Güzide Hanım? Evet. Begüm ben, Yeşim'in arkadaşıyım.
Aa öyle mi? Çok memnun oldum. Sizi gıya ben tanıyordum ama yüzle karşılaşmak bugüne kısmetmiş. Çok memnun oldum tekrar. Ben de öyle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun bu arada. Yani verilmiş sadakanız varmış. Aa, sormayın. Neyse ki tutuksuz yargılanacaklar. İnşallah ilk celsede de beraat edecekler. Öyle düşünüyoruz. Yok onu söylemiyorum. Hani siz bir trafik kazası geçiriyormuşsunuz ya. Birisi az kalsın eziyormuş sizi. Aa, evet, evet ben bir kaza geçirdim. Evet. Şikayetçi oldunuz ama değil mi? Yok olmadım. Zaten nedir, necidir bilmediğimiz için bulamadık çünkü. Bulamadınız mı? Evet. Güzide Hanım biz aracı kullanan şahsı tespit ettik. Siz mi? Evet. Hatta görüntüler var elimde. Bakın size göstereyim. Bakın bakın. Burada. Bakın araba burası size çarpmaya çalışıyor. Hı hı. Kaçarken de benzinliğe girecek. Şimdi orada yüzünü zaten net görüyoruz. Ama bu görüntüleri zaten Yeşim ile Sezai Bey de gördü. Hah. Şimdi geliyor. Bakın bakın. Şimdi burada yüzü görünecek. İpek. Sezai Bey bunu gördü mü? O da gördü. Norman abi nasıl? Çiğ değil Güzide. Ben de uçak bileti baktım bugün de bulamadım. Yok yok gelme sen. Gelme. Ben sana destek olmak için de gelmek istemiştim. Sezai biz seninle konuşamadık. Bugün evdeki 12 ay için ne yapacaksın? Ben gelmeyeyim Güzide.